Canını sıkma, tekrar yaparız. Dükkan kapalı olmasa şimdi yapmıştım. Ama sadece o değil ki. Meyveleri de haşet etmişler depoya girip. Ben bu sebze meyveleri almak için 10.000 lira harcadım. Hem tezgah gitti hem de cebimizdeki son paradan olduk. Buyur Haluk abi. Poyraz selam. Yarın hallediyorsun değil mi ödemeyi? Halledeceğiz Haluk abi, merak etme. Halledeceğiz. Halledeceğiz ama nasıl? Halledebilirsin Poyraz. Yakın bir arkadaşım çalıştığı bir şirkette muhasebe kayıtlarını düzenleyecek birini aradıklarını söyledi. Kabul edersen hemen söyleyeyim. Tamam. Tamam ama bir şartla. Belki meyve satmayı beceremiyorum ama muhasebe konusunda çok iyiyim. Birlikte çalışacağız. Öyle olsun bakalım. Harika. O zaman ben gidip hemen haber vereyim. Elin. Sen hangi ara konuştun da bulduğun bu işi? Abimin bu durumdan vazgeçmeyeceğini bildiğim için çoktan düşünmüştüm aslında. Sen de okul zamanı part-time çalışıyordun zaten muhasebede. O geldi aklıma. Size sığındım ve ne yaşıyorsanız benim yüzümden yaşıyorsunuz şu anda. Nasıl destek olurum düşüncesi hiç çıkmıyor ki aklımdan. Ama ben bu işleri yapmayalım çok uzun zaman oldu. Hiç merak etme. Ben hakimim. Babam hep şirkette muhasebe konusunda hakim olmamı isterdi. Biz birlikte çözeriz hepsini. Dosyaları yollaması için o zaman arkadaşımı arıyorum ben. Bu akşam dosyanın hazırlanıp şirkete mail atılması gerek. Zaten iş hızlı başladık. Bu işi epey unutmuşum. Maliyet hesapları, stok hareketleri, borç alacak kayıtları derken kafam biraz karıştı. Mesela sabit kıymet amortismanı hesaplamayı bile unuttum. Onların üstünden geçeriz. Sen dert etme onları. Ama bak buradaki olumsuz fiyat farkları bu hesabın borçlarına yazılacak. Hatırladın mı? Doğru. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Onu denmiş. Ben bu evde, burada sizden çok şey öğreniyorum çünkü. Mesela alın terin değerini, hayatta emeğin ne kadar önemli olduğunu, dik durmayı, birbirimize destek olmayı. Hayatta acı sınavlar bazen insana bir şeyler öğretir. Benimle ilgisi yok. Bu süreç bittiğinde senin için en hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Umarım. Bu arada işçilik giderlerini de hesaplamamız gerekiyor. Onları da kontrol edelim bir yandan. Beynimin matematik devrelerinin tekrar ısınmaya başlaması lazım. O devreler her zaman son sürat çalışır. 2 saati beni geride bırakırsın.
bunları dikkatlice kontrol etmek lazım. Onları böyle görünce eski günler aklıma geldi. Eskiden de böyle çalışırlardı biliyor musun sınavlara sabahlara kadar yan yana. Öyle mi? Hadi biz gidip bir çay koyalım da işe yarayalım. Onları rahatsız etmeyelim. Rahat rahat çalışsınlar. Yok. Destek var. Bizim için çalışıyor Poyraz. Yoruldunuz kaç saattir? Patatesli börekle çay getirdim size. Çok sağ ol hanım. Şöyle bırakabilirsin.